Selamlar, ben yakınkampüs.com'dan Gökçegün. Bir Rhinoceros dersine daha hoş geldiniz. Bu dersimizde Circle ve Arc araçlarını göreceğiz. Yani daire çizme ve yay çizme araçlarını göreceğiz. Perspektif viewport'u değil, bu sefer top viewport'u büyütüyorum çift tıklayarak ve dersime başlıyorum. Curve menüsünün altında Circle ve Arc'lar burada gördüğünüz gibi veya şuradan basılı tutarak da değişik opsiyonlara ulaşabiliriz. İlk circle'ımız, yani ilk dairemiz veya ilk çemberimiz center radius dairesi, yani merkez ve yarıçap dairesi. Merkezi ve yarıçapı belirleyerek oluşturduğumuz daireler. Daha ölçülü bir şekilde girmek istersek mesela 0 enter dedim, 10 enter dedim. Merkezi 0'a 0'da olan, yarıçapı 10 olan daireyi çizmiş oldum. Bunun yerine, ya yani bu zaten çok en klasik daire çizme opsiyonu olarak düşünülebilir. Bunun yerine farklı bir daire içinde opsiyon daha düşünebiliriz. Mesela circle diameter, yani daireyi bir çapı çizerek, daireyi daha doğrusu çapını çizerek diyelim, oluşturabileceğimiz yöntem. Bakın, çapın başlangıç noktası ve bitiş noktasını giriyorum ve dairemi çiziyorum. Nasıl, hangi durumlarda işimize yarayabilir? Mesela bir tane line alalım. 0 enter, 10 enter dedim ve shift'e basılı tutarak sağa doğru bir line çizdim. Offset komutuna girmek için offset enter dedim. Distance ayarlamak için şuradaki distance kısmına tıkladım veya D enter dedim. Veya direkt aslında bu durumda distance'ı girebilirsiniz. Mesela 4 enter diyerek distance'ı belirleyebilirsiniz. Aklınızda olsun, Rhino alt opsiyonlarında sadece bir tane nümerik değer istiyorsa buradaki toleransı saymayın. Sadece bir tane nümerik değer istiyor gibi düşünelim. Yazdığınız sayı direkt olarak o değere atanır. Yukarı doğru tutarak klikledim ve çizgimi offsetledim. Peki şimdi Circle Diameter dairesine girdim. Yani Diameter dairesi diyeyim daha doğrusu. Üstteki kısma tıkladım ve alttaki kısma tıkladım. Yani aslında bu iki çizginin ucunu dairesel bir şekilde 180 derece bitirmek istiyorsanız çok güzel bir yöntem. İki çizgiyi seçerek klavyeden Trim yazdım ve Enter dedim. Veya aynı şekilde şuradaki Trim komutuna girdim. Veya Edit'ten Trim komutuna girdim ve uçurmak istediğim kısmı ya da budamak istediğim kısmı seçerek daireyi yarım daire haline getirdim. Gördüğünüz gibi iki çizginin ucunu, iki paralel çizginin ucunu 180 derecelik bir yarım daire tamamlayacaksak kullanabileceğimiz bir yöntem. Eğer center radius dairesiyle bunu çizmeye kalksaydık tam olarak ortasını bulmamız gerekecekti. Bunun için işte buradan hiza alabiliriz veya snap'i kullanabiliriz veya buraya bir line atıp midpoint'ini kullanabiliriz ama bu daha hızlı bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Peki, seçtim objeleri ve sildim. Basılı tutarak 3. opsiyonuma bakıyorum. 3. opsiyonumda 3 point circle, yani 3 noktadan geçen bir daire çizmede kullanılan bir yöntem. Herhangi bir yere tıklıyorum bakın. 2. noktaya tıklıyorum ve artık bana 3. bir nokta istiyor. 3. noktayı seçtiğimde doğrusal olmayan 3 nokta bu arada. Bunu aklımızda tutalım. Doğrusal olmayan 3 noktayı belirledim. 3. noktayı belirlediğimizde dairemizi oluşturuyor. Burada daha ölçüsüz bir yöntem gördüğünüz gibi. Yani çok yarıçap veya geç noktaları tabii belirleyebiliyoruz ama yarıçap veya başlangıç bitiş noktalarını çok fazla belirleyemiyoruz. O yüzden çok ölçülü bir yöntem değil. Around curve ilginç bir komut. Bunu özellikle size göstermek istiyorum. Herhangi bir kesiti, herhangi bir yola kesit şeklinde dik daireler çizmemize yarıyor aslında. Şöyle bakalım. Bakalım, bu benim yolum. Around curve dairesini seçtim. Yolu belirledim. Ve bana merkezin nerede olmasını istediğimizi soruyor. Geldim, en baştaki noktaya tıkladım. Şimdi yarıçapın kaç olmasını istediğimi soruyor. Yine gözümle belli bir yarıçap ayarladım ve tıkladım. Gördüğünüz gibi daire bulunduğu noktada yola dik, yarıçapı belli ve merkezin konumu belli. En azından eğri üzerindeki konumu belli. Sweep komutuna girerek mesela burada gösterebileceğim. Sweep süpürmek demektir arkadaşlar. Sweep komutuna girerek yol çizgisini seçtim. Kesiti seçtim ve onayladığımda görüyorsunuz ki aslında ben bu kesite bu yol boyunca bir hacim verebiliyorum rahatlıkla. Komutun adı sweep komutu. Çizgiyi seçtim. Bana hacmi seçtim ve sildim. Peki, bir sonraki komutumuz
Tangent radius dairesi. Yani iki tane çizgiye teğet. Aslında önce iki tane çizgi belirleyelim. Bu iki çizgiye teğet olan ve yarıçapı belli olan daire tangent radius dairesidir. Seçtim ve bakın şunu yapıyorum. Bu çizgiye teğet ol, tıklıyorum. Bu çizgiye teğet ol, tıklıyorum ve yarıçapın şu da kadar olsun. Burada sayı da girebilirsiniz. Mesela 3.5 girseydim buna yakın bir daire olacaktı. Bir daha yapalım hatta. Yine buraya teğet ol, buraya teğet ol. Yarı çapında 5 olsun diyorum. 5 enter dediğimde dairemizi oluşturuyor. İki daireye teğet bir daire oluşturuyor. Bunlar iki tane çizgi de olabilir bu arada. Yani şöyle bir çizgi ve şöyle bir çizgi. Bunlara teğet. Bunlara teğet olan ve yarı çapı 8 olan daireyi çiz dediğimde gördüğünüz gibi yine oluşturabiliyorum. Peki. Devam edelim. Tan dairemiz var bir de. Yani tangent to three curves dairemiz aslında. Bu da 3 tane çizgiye teğet bir dairedir. Bakın 3 tane çizgi çiziyorum. Ve bu 3 çizgiye teğet olan daireyi bana otomatik olarak yakalayacak. Buraya, buraya ve buraya teğet olan daireyi yakala diyorum. Yine aynı şekilde 3 çizgiye de uygulanabilir. Yani 3 tane line'a da uygulanabilir. Peki biraz daha bu artık daha nispeten az kullanacağımız komutları hızlıca geçmek gerekirse vertical to C plane çizim yaptığımız construction plane'e veya coordinate plane'e düzlemine dik olan bir daire çizmemize yarıyor. Bakın bakış açıma göre bir çizgi ama önden baktığımda veya işte sağdan baktığımda bunu görebiliyorum ki bu bir daire aslında. Çizdiğim eksene dik olan bir daire. Vertical to C-plane diameter bu sefer yine merkezden değil çaptan çizdiğim bir daire. Yine C-plane'e yani çalıştığım düzleme dik. Deformable F10 kontrol noktalarını açtığımızda kontrol noktalarıyla direkt olarak oynayabildiğimiz daireler verilen isim. Bunun diğer türlüsünün nasıl olduğunu veya neden bu şekilde bir şeye ihtiyaç olduğunu daha ileriki derslerde konuşacağız. Yani daha henüz kontrol noktalarını tam olarak bilmediğimiz için çok üzerinde durmanın bir anlamı yok. Son olarak da fit to points ya da fit points belli noktalardan, seçtiğimiz noktalardan geçen bir daire çizmemize yarıyor. Peki hemen yay komutlarına geçelim. Yay komutları merkez, başlangıç, bitiş komutuyla başlıyor. Bakın herhangi bir merkez belirliyorum. Bir başlangıç noktası belirliyorum ve bir bitiş noktası belirliyorum ve bana yayı çiziyor. Şöyle bir örnek yapabiliriz yine ısınmak için. Line komutuna girdim. 0'dan 10 birimlik bir line çizeceğim yine. Shift'e basılı tutarak sağa doğru çiziyorum. Yine line komutuna girdim. 0'dan 11 birimlik bir line. Bu sefer artı Y'de yani yukarı doğru bir line çiziyorum. İki tane L şeklinde bir iki tane çizgim oldu. Start, center, end seçiyorum. Ve başlangıç noktası, affedersiniz, center, start, end'i seçiyorum. Merkez noktası, başlangıç noktası ve bitiş noktasına tıklayarak bakın. Tam olarak merkezi orijinde 90 derecelik bir yay çizebiliyorum rahatlıkla. Silin. Start and point dediğimiz arkta şu şekilde çalışıyor bakın. Başlangıç, bitiş ve geçtiği herhangi bir nokta. Şimdi bu durumda tabii ki merkezi tam olarak doğru belirlememiz çok kolay değil. Geçtiği herhangi bir noktayı daha çok görsel olarak belirleyebiliyoruz. Bu nedenle böyle bir dezavantajı var bu yayın ama bazı durumlarda işimize yarayabiliyor. Mesela atıyorum bir çekmeceli bir etajer gibi bir şey yapmak istiyoruz diyelim. 30'a 10 bir dikdörtgen çizdim. Bu dikdörtgenin tam midpointinden sola doğru 5 birim. Yine midpointinden sağa doğru 5 birim. Ve orta noktasından yine yukarı doğru 1 birimlik birer line çizdim. Ve bakın atıyorum. Bu arka alarak başlangıç, bitiş ve geçtiği noktayı belirleyerek bakın bir eliptik ya da arc bir çıkıntı yaptım. Yaya benzer bir çıkıntı yaptım. Curve'leri sildim içindeki. Yayı kullanarak trim komutuna girdim. Daha önceki egzersizden hatırlıyorsunuz. Bütün kalan objeleri seçip join ile birleştirdim. Perspektifi büyüttüm bakın. Ve bu objeye extrude komutu vererek solid extrude planar curve straight diyorum ve bir extrude komutu veriyorum. Mesela şurası 30 birimdi. Yine 30 birimlik bir çıkıntı verelim.
30 çok oldu. 11 birimlik bir çıkıntı verelim. Ya da 15 birim. Şu alttaki tabanı yukarı taşımak için M enter diyordum. Şuradaki endpoint'ten al, buradaki endpoint'e koy dediğimde yukarı taşıyordu. Offset komutuyla bu objeye belli bir offset veriyorum. Bir birim bir offset veriyorum dışarı doğru. Ve kalan yere tekrar extrude curve diyerek bir birim extrude veriyorum. Mesela atıyorum. Bu aralara da dense boşlukları atarak belli raflar oluşturabilirsiniz. Buralara kulplar koyarak belli kulplar oluşturabilirsiniz diyelim. Ve bu şekilde bir etajer veya çekmeceli bir dolap yapabiliriz. Peki. Yani bu daha sonuna kadar yapacağımız egzersizler olacak tabii ki. Şimdilik, çünkü ara komutları bilmediğimiz için çok fazla devam etmedim. Ama sonuna kadar bitirdiğimiz egzersizlerde göreceğiz. Başlangıç, bitiş ve yön yine önemli bir aslında yay aracı. Başlangıç noktası, bitiş noktası ve yönü belirliyorsunuz. Yön dediği şey de bakın aslında başlangıç noktasındaki yayın teğetlik çizgisidir. Yine aslında bakın sıfırdan 10 birimlik bir line çizdiğimde aynı şekilde bu line'ı offsetleyerek yukarı taşıdığımda şimdi bakın tekrar aynı komuta girersem yay, start and direction diyorum. Başlangıç, bitiş ve yön. Shift'e basıp sağa doğru tıklıyorum. Tekrar başlangıç, bitiş ve yön. Shift'e basıp sola doğru tıklıyorum. Gördüğünüz gibi aslında daha kolay bir metodla oluşturabiliyoruz. Peki sildik. Devam etmek gerekirse tanjant yani çizgileri teğet olan yaylar çizebiliyoruz. Belli noktalardan geçen yerler çizebiliyoruz. Ve eğrileri yayları çevirebildiğimiz komutlar var. Fakat bu üç komutu çok fazla yine bizi başlangıç aşamasında en azından ilgilendirmediği için söz olarak değindik ve geçiyoruz. Peki bugünkü dersimizi burada noktalayalım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. yakınkampus.com'dan Gökçe Gün. Hatırlatmalarımı yapıyorum. Lütfen videolarımı beğendiyseniz like butonuna basarak beğenin. Kanalımıza subscribe butonuna basarak yazılabilir ve yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Ve de yakınkampus.com sitesinden izlemiyorsanız videoyu lütfen yakınkampus.com sitesine bir ziyaret edin. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki derste görüşmek üzere.